Değerli öğretmenlerim merhaba. Şimdi konuşan denemeler 1. Öğrenme psikolojisi sorularındayız. Şu ekran paylaşımını açalım. En son ölçmeyi çözdük. 47'yi çözdük. Şimdi 48'deyiz. Diyor ki 48'de ve işaretleyelim. Bir dişçi tedavi etmekte olduğu kişiye dişinin biraz acıyacağını söyleyerek bir tehlike sinyali verirse birey işlem tamamlanana kadar korku duyacaktır. Oysa dişçi kişiye hiç acımayacak derse ve bunun tam tersi gerçekleşirse kişi hiçbir tehlike sinyali almadığı için dişçi muayenehanesine ne zaman gitse büyük bir endişeye kapılacaktır. Yetişkinler olarak bizler de genellikle istenmeyen bir şeyin olabileceği ancak bunu önceden görmemizi sağlayacak bir uyarıcının bulunduğu durumlarda endişeye kapılırız. Hoş olmayan olaylar hiçbirimizin hoşuna gitmez. Ancak tahmin edilemeyen nahoş olaylar dayanılmaz olabilir. Bu şimdi bir klasik koşullanmayı anlatıyor ve klasik koşullanmada bir şeyin bir koşullu uyarıcını, koşulsuz uyarıcıyı haber vermesinin hepsinde aslında olur. Haber verilse de olur, verilmese de olur ama haberli olursa kendini bir korumaya alır. Haber vermediği zaman da daha şiddetli bir korku tepkisi oluşabilir diyor. Bu gizli öğrenmeyle alakalı değildir. Bu klasik koşullanma, olumlu pekiştirme, edimsel koşullanma hiç alakası yok. Kendiliğinden geri gelmeyle hiç alakası yok. Bu da edimsel koşullanma. Bu haber vericilikle alakalıdır. Yani koşullu uyarının, koşulsuz uyarının haber vermesi ya da vermemesiyle alakalıdır. 49. Klasik koşullanma süreciyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. A. Klasik koşullanmanın ayırt edici özelliği organizmanın duysal davranışlarla alakalıdır diyor. Doğru. Koşulsuz tepki doğuştan bazı uyarıcılara doğal olarak tepki verme sürecidir. Örneğin sıcak elimize geldiğinde bir refleksif tepki vermek koşulsuz tepkidir ve doğuştan gelen bir mekanizmayla alakalıdır. Doğru. Edimsel koşullanma süreci nötr bir uyaranla refleksif tepkiler arasında çağrışım kurmaya dayanır. Nötr uyaran mesela sıcak çay bardağı olsun, elimizi çekme refleksif bir tepki olsun. Bunu görünce de bunu yapmak bir koşullanmadan dolayı bunu anlatıyor. Denizli koşulsuz tepkiler yaşam sonucu ortaya çıkan öğrenme ürünüdür. Bu kesin yanlış. Tam tersine koşullu tepkiler yaşantıyla ortaya çıkar. Edirne aynı uyarana bir organizma koşul tepki verdiği halde diğer organizma tepki vermeyebilir. Örneğin daha önceden eli sıcak bardaktan yanmamış birisi bunu nötr bir uyarı olarak algılarken sıcak bardaktan yanmış kişi bunu koşullu uyarı olarak algılayabilir. Elini matematik dersinde öğretmenin sorduğu soruyu heyecanlandığı için cevaplayamayan lise öğrencisi Şeynaz, öğretmeninin soruyu açıklamak için adım adım sorduğu kolay sorulara da cevap verememiştir. Öğretmenin 20 liranın %10'u kaçtır diye sorması karşısında ilk önce duraksamış ve kekelemiş, sonra 4 demiştir. 20'nin %10'u 2 liradır. Çocuk bunu bilemediği için bir heyecan yapmış herhalde. Bu kadar basit bir soruya cevap veremediği için daha da kızan öğretmen, buna cevap veremezsem ben sana ne öğreteyim diyerek başka konuya geçmiştir. Dersin bu andan sonraki konularında Şeynaz hiçbir şeyi anlamamıştır. Dersin sonunda kendi kendine üzülen Şeynaz, 20 liranın %10'u 2 liradır. Bunu ben nasıl bilemedim diyor. Aslında basit düşününce çözüyor ama o anda toparlayamamış. Yukarıdaki olay öğrenmeyi etkileyen ne tür faktörle alakalıdır? Bu olgunlaşma değil. Kolay bir soru olmuş. Bu kaygı ve genel uyarılmışlık haliyle alakalıdır. Burada da ipucu veriyor zaten. Kekelemiş diyor. Duraksamış diyor. Heyecanlandığını söylüyor. Bunlar olmasa acaba neden oldu derdik ama açık açık söylemiş. 51. Yabancı dil eğitimi veren bir kursta cumartesi günleri İngilizce, pazar günleri Almanca dersleri verilmektedir. Ancak İngilizce kurslarında talebin çok.
Almanca kurslarında talebin az olduğu görülmüştür. İngilizce gruplarının ders programı cumartesi gününe sığmamakta, Almanca gruplarının pazar günü programı ise boş kalmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda da cumartesi İngilizce, pazar günü Almanca kursu veren dershane böyle bir sorunu ilk defa yaşamakta ve programlardaki dengesizliği çözememektedir. Birkaç bocalamadan sonra bir öğretmenin aklına pazar günü kurslarının yarısının İngilizce, yarısının Almanca olması fikri gelmiştir. Neden olmasın diyen yöneticiler buna göre programlarını düzenlemişler ve bu kadar basit bir şeyi neden düşünemedik diye kendilerine gülmüşlerdir. Yukarıdaki olayda yöneticilerin aynı gruplama biçiminde direnmeleri, yaratıcı bir çözüm üretememeleri, öğrenme psikolojisi hangi kavramla açıklanır? Geçmiş alışkanlıkların ve program yasalarının yansıması. Doğru. Şimdi dolaylı pekiştirmeye dayalı öğrenmelerin frekansının artması diyor. Dolaylı pekiştirme dediğimiz şey sosyal öğrenmedir. Başkalarından öğrenilen bir şeyle alakalı bir durum yok burada. Pekiştirme yani davranışın sönmeye başlaması. Burada bir davranışın daha önce pekiştirilmesi, daha sonrasında pekiştirilmemesi, kayıtların düşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aynı uyarının tekrarlı verilmesinde duysal adaptasyon oluşması. Duysal adaptasyon dediğimiz şey fiziksel alışmadır. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten düşünceyle alakalı duysal bir süreç ve duysal uyaranlara verilen bir tepkinin azalmasıyla alakalı bir durum yok. İki farklı ortamda alınan geri bildirimlerin davranışta kontrast oluşması. Şimdi cumartesi ve pazar iki ortam gibi düşünebiliriz ama bir geri bildirim söz konusu değil. Geçmişte hep öyle yaptıklarından geçmiş alışkanlıkların bir etkisi. Peki Prognans yasalarının ne etkisi var? Prognans yasası gruplamadır. Benzerleri bir yerde gruplamak. Diğer benzerleri Almanca kursu öğrencilerinde bir yerde gruplamak ya da derslerini. Bu benzerlik programına dayalı bir gruplama alışkanlığıdır. Yeni açılan bir semt pazarında ilk haftalarda meyve sebze satan satıcılar ve tekstil ürünü satan tezgahlar vardır. Ancak birkaç ay içinde bazı tezgahların iyi satış yaptığı, bu ürünlerin arttığı ve bazı tezgahların kapanarak yerine başka satıcılar geldiği görülmüştür. Bu pazarda ürünlerin çeşitliliğini belirleyen, bazı tezgahların artarak bazılarının kapanmasını belirleyen nedir? İyi satış yapmak. İyi satış yapmak pekiştireçtir. Pekiştirilen davranışlar artar. Satamadığın, pekiştirilmeyen veya ceza. Burada cezadan bahsetmiyor ama pekiştirilmeyen, pekişteş verilmeyen davranışların da sönmesi söz konusudur. Pekiştirilen davranışların artması, pekiştirilmeyenlerin artmaması edimsel koşullanmanın temel mantığıdır. Bunun içgüdüyle bir alakası yok, refleksle alakası yok. İkinci düzey şartlanma, klasik koşullanma ile alakalı. Klasik koşullanma ve duygusal bir süreç yok burada. Koşulsuz tepkiler de doğuştan geliyor, hiç alakası yok. Ne diyor? Matematik dersinde sınav yapan Nurten öğretmen sınav sonuçlarını sınıfa açıklamıştır. Ders çıkışında Ahmet sınavdan daha yüksek puan beklediğini, öğretmeninin puanlamayı tekrar kontrol etmesini rica etmiştir. Nurten öğretmen sınav kağıdının yanında olmadığını ama boş bir zamanda kontrol edeceğini söylemiştir. Ertesi hafta derse girdiğinde Ahmet puanının değişip değişmediğini sormuştur. Nurten öğretmen, kusura bakma Ahmet, senden sonra itiraz eden birkaç öğrenci daha oldu. Seninkini kontrol etmeyi unutmuşum demiştir. Bilişsel öğrenme kuramlarına göre öğretmenin Ahmet'in sınav kağıdını kontrol etmemesi aşağıdaki hangisiyle açıklanır diyor. Şimdi ben konsantre olamadım soruyu. Bir daha içimden okuyayım. Okumaya konsantre oldum, anlayamadım soruyu. Şimdi burada bozulma bu. Bellek izlerindeki bozulma. Sosyal öğrenmeyle bir alakası yok. Bununla alakası yok. Çeldiriciler zayıf olmuş. Şimdi şöyle olsaydı seçeneklerde ket vurma olsaydı tartışabilirdik. Ama burada hatırlamamak. Şöyle gene ket vurma olmazdı. Gene bozulma olurdu. Ama aradaki farkı söylemek istedim. Mesela burada ket vurma verseydik. Ahmet'e yanlışlıkla Mehmet demek bir ket vurmadır. Ama burada
Unuttum diyor. Unutmak bir bozulmadır. Bellek izlerinin bozulmasıdır. Burada kafa karıştıran şey şu. Nurten Öğretmen, kusura bakma Ahmet. Senden sonra itiraz eden birkaç öğrenci daha oldu. Senin için kontrol etmeyi unutmuşum diyor. Şimdi unutmuşum bozulma. Ama acaba senden sonra itiraz edenler aklıma geldi. Öbürü gelmediğinden dolayı ket olabilir mi diye burada tartışılabilir. O tartışmaya girmemek için kendicilerle içeride yapmışız. 54. Edimsel koşullanma yoluyla davranışın arttırılması için pekiştiricinin rolüyle ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Pekiştiricinin davranıştan hemen sonra verilmesi davranışı arttırıcı etki oluşturur. Bu doğru. Pekiştiriciye davranıştan önce verilirse edimsel koşullanmanın frekansı artar. Büyük bir yalandır. Valla yani davranıştan önce verirsen davranış yapılmaz. Davranışı arttırıcı bir etkisi olmaz. Pekiştiricinin etkisi kişiye, cinsiyete, yaşa göre değişebilir. Bu etki bilinerek uygun pekiştiriciye verilmelidir. Örneğin ilkokul çocuklarına bir yıldız vermek çok etkili olabilir ama aynı şey üniversite öğrencisi için olmayabilir. Tabii olabilir de üniversite öğrencisi de bunu sevebilir. Ama yaşa uygunluk mesela bir oyuncak vermek anaokul çocuğu için olur, lise çocuğu için olmaz mesela. Denizli, davranışı sürekli kazandırmak için zaman zaman pekiştiriciler değiştirilmelidir. Doğru. Neden? Alışma oluşmaması için. Doğru davranış ile pekiştiriş arasındaki ilişkinin kurulabilmesi için yanlış davranışların pekiştirilmemesi şarttır. Kesinlikle doğru. Edimsel koşullanma ilkesi şudur. Doğru davranış pekiştirilecek, yanlış davranış pekiştirilmeyecek. Tolman'ın işaret öğrenme kuramına göre bireylerin belirli bir dürtü durumunun durumları belirli nesnelerle ve olgularla ilişkilenebilir. Dürtünün ortaya çıkmasıyla organizma aynı uyarıcıları aramaya ve ihtiyacını gidermeye çalışır. İhtiyaçlarla ilişkili nesne ve olguların unutmaya dirençli öğrenmeler oluşturur. Bu durum fizyolojik ihtiyaçların belirli nesnelerle işaretlenmesi olarak tanımlanır. Örneğin bazı insanlar susadıklarında çay içmesi, Almanların susadıklarında bira içmesi, bazılarının ise susuzluğunu kola içerek gidermesi söz konusudur. Bu nedir? Şurada çok ipucu vermişiz. Bu kateksistir. Şimdi geçen sene ben bu soru daha zordu. Bu sene ilk 4 denemeyi kolaylaştırdık. Sonrasını zorlaştırdık. Kolaydan zora doğru gidiyor. Zaten söylemiştik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Zorlaştırmak için ÖSYM şuradaki espriyi vermeyip fizyolojik ihtiyaçların işaretlenmesi diye kateksiste de sorabilir. Tabii burada şunu konuşalım. Bu genç tatçılarındır. Tolman'la hiç alakası yoktur. Buraya bir de dürtü ayarımda kateksis eş değer inanç geliştirme diyelim. Şimdi şurası alt düzey doğuştan gelen ihtiyaçların işaretlenmesidir. Burada anlatıldığı gibi. Eşdeğer inanç geliştirme ise öğrenilmiş ihtiyaçların işaretlenmesidir. Örneğin saygı statünün notla işaretlenmesi veya parayla işaretlenmesi eşdeğer inanç geliştirme denir Tolman'ın teorisinde. Bunun yanı sıra dürtü ayrımları insanın işte canı yemek yemek istiyordur. O sırada yemek yemeyip yola devam etmesi gerekiyordur. Televizyon izlemek istiyordur, maç izlemek istiyordur, ders çalışması gerekiyordur. Bunların ayrımını yapabilmesi ve ihtiyaçlarını, dürtülerini öteleyebilmesi, geciktirebilmesi bununla alakalıdır. Bir de G diyelim, hareket biçimlerini öğrenme var. Bunların tümü Tolman'da öğrenme türleridir. Alan beklentileri bilişsel ile alakalıdır. Bilişsel strateji demiyor ama alan biliş yolları diyor. Bilişsel strateji kavramı Gagne'nindir. Alan biliş yolları
ya da alan bilgi stratejileri de Tolman'ın öğrenme türüdür. Tabii bu Tolman'ın öğrenme türlerinde hiç sormadı, ÖSYM'ye girmedi. Girerse zor bir yer burası. Biz derslerimizde anlatıyoruz. Şunu, bu soru bağlamında şunu bilelim. Doğuştan gelen fizyolojik ihtiyaçlar, cinsellik, uyku gibi şeylerin işaretlenmesi kateksistir. Öğrenilmiş ihtiyaçlar, statü kazanma, saygı kazanma falan, bu tür şeyler de eşdeğer inanç geliştirme olarak tanımlıyor. Onların işaretlenmesini Tolman. ...56... Tarih sınavında kopya çekmek için hazırlık yapan ve cebine kopya kağıtları koyan Kayhan, yan sıradaki arkadaşının kopyadan yakalandığını görünce, yandaki arkadaşının yakalanması o çocuk için, yakalanan çocuk için birinci tip cezadır veya ikinci tip ceza da olabilir. Kopya çektim. Ama bunu gören için bu nedir? Dolaylı cezadır. Ben de yakalanırsam başıma aynı şey gelir diye yapmaması. Kopya çekmekten vazgeçmiş ve bildiği kadarıyla sınavları çözmüştüm. Bu durum diyor. Bu durum hangi durum? Şu sonda belirtilen, onu gözlemleyen çocuk için sorulan durum. ...57... Hayatında hiç erik yemeyen 4 yaşındaki Seher, annesinden pazarda gördüğü erikten istemiştir. Seher meyvenin ekşi olmasından dolayı hemen bırakmıştır. Eriğin hiç de umduğu gibi çıkmamasıyla hayal kırıklığına uğrayan çocuk bir daha bu meyveden yememiştir. Seher'in daha sonrasında erik yememesi neyin sonucudur? Erik yemek ya da bakın şimdi erik görünce ağzımızın sulanması ya da ağzımızın ekşimesi koşullu tepkidir. Erik yediğimizde ağzımızın ekşimesi veya ağzımızın burkulması ise koşulsuz tepkidir. Bunlar duyusal öğrenmelerle alakalıdır. Oysa aynı erik bu duyusal öğrenmelerin yansıması olarak eriği çok yemek ya da yememek, az yemek ya da hiç yememek gibi davranışlar da olabilir. Şimdi bu durumda şurası kırmızıyla gösterdiğimiz şey edimsel koşullanmayla alakalıdır. Görünce ağzımızın sulanması falansa klasik koşullanmayla alakalıdır. Şimdi burada ne diyor? Yememesi diyor. Bu istemli bir davranıştır. Edimsel koşullanmadır. Edimsel koşullanmada pekiştirilen davranışlar artar. Pekiştirilmeyen veya cezalandırılan davranışlar da azalır. Burada sönme yok. Zaten sönme değil bu. Mesela şöyle olsaydı sönme olabilirdi. Eriğin tadı tuzu yok. Ekşi mi? Kötü mü geldi? Yok, tatsız geldi. Bu sönme olabilir. Ama direkt ekşi ve rahatsız edici olması cezayla açıklanır. ...58... İnsan duyumları arasında o an dikkat edilerek ön plana çıkanlar şekil, dikkat edilmeyerek algılama odağının dışında kalanlarsa zemin olarak tanımlanır. Aşağıdaki örneklerin hangisinde şekil zemin ilişkisi söz konusu değildir? Yemeğin acısından dolayı yemeğin tadını alamamak şekil zemindir. Bakın şekil zemin sadece gözle ilgili değil, tatla ilgili de böyle olur. Burada yemeğin acısı ön plana çıkıp şekil olur. Televizyon açıkken ders çalışan Ali'nin dersine konsantre olarak televizyon sesine rahatsız olmaması. Bu da şekil zemin ilişkisidir. Televizyon sesi zemin olmuş. Dışarıda oynayan çocuklara gözü takılan Can'ın öğretmenin anlattıklarını anlamaması. Öğretmenin anlattıkları zemin olmuş. Ahmet'in karşıdan gelen onlarca insan arasında kardeşine bakarken yanındaki tanıdık kişiyi fark etmemesi. Kardeşi şekil olmuş. Yanındaki tanıdık fark etmediği de zemin olmuş. Hatalı olarak öğrenme psikolojisi şeklinde basılmış bir ifadenin tamamlanarak çok açık etmişiz burada. Tamamlanarak diyor.
bu şekilde zemin değil. Tamamlanma ya da tamamlama prognoz. İlk deneme biraz kolay olsun diye biraz fazla açık etmişiz. L9. Kısa süreli bellekte ifade hangileri doğrudur? Bilgi işlenir ve anlamlandırılır. Zaten kısa süreli belleğin adı işleyen bellektir. Her işi burası yapar. Bilgiler ömür boyu bozulmadan saklanır. Hayır. Süresi, kısa süreli belleğin süresi 20 saniyedir. Saklanması için uzun süreli belleğe atılması gerekiyor. Bilgiler 20 saniye gibi kısa bir süre saklanabilir. Sınırlı düzeyde birimi işleme ve saklama kapasitesine sahiptir. Doğru. 1, 3 ve 4 oldu. Sanırım gelişime geçiyor bundan sonra. Evet, gelişime geçmeyelim. Ayrı bir video dersi olarak çekeceğiz onu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.